şimdi güzel bir yere değindiniz. Şimdi 90'lı yıllarda bu uluslararası büyük yatırım bankaları bizim gibi gelişmekte olan piyasaların üzerindeki etkileri çok fazlaydı. Yani tabiri caizse bizimle çok üst perdeden konuşabiliyorlardı. Çünkü güç dengesi bakımından gelişmekte olan ülkeler ekonomik anlamda çok güçlü değillerdi. Birçok makroekonomik zayıflıkları vardı. Ve bu zayıflıkları kullanarak bu bankalar gelişmekte olan ülkeleri bazen parmaklarında oynatabiliyorlardı. Yeri geliyordu bu ülkeleri krize sürükleyebiliyorlardı. Ama baktığımız zaman 2000'ler sonrası gelişmekte olan ülkelerin makroekonomik istikrarda kat ettikleri önemli mesafe ve uluslararası sermayelerinde çeşitlendirmeye gitmeleri bu güç dengesini gelişmekte olan ülkeler lehine değiştirdi. Ancak bu uluslararası kuruluşlar maalesef bu güç dengesinin değiştiğini ya görmüyorlar veya görmezden geliyorlar ve eski alışkanlıklarını yenilemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla burada artık eskisi gibi bu piyasalarda bu kadar kolay hareket edemiyorlar. Ülkelere parmak sallayamıyorlar. Ve bir de şunu da belirtmek lazım. 2008'deki krizden sonra bu finansal kurumlara olan itibar oldukça zedelendi. Ciddi bir güven bunalımına girdiler. Çünkü AA olarak notlandırılan enstrümanların aslında çöp olduğu veya alın diye tavsiye edilen kağıtların neredeyse hiçbir değerinin olmadığı anlaşıldı. Ve bu bizi belki de son 100 yılın en büyük kriziyle baş başa bıraktı. Ve bu uluslararası kurumlar, uluslararası finansal kurumlar ciddi bir güven erozyonuna uğradı. Ve dolayısıyla artık bu kurumların yapmış olduğu hareketler konusunda gelişmekte olan ülkeler daha bilinçli hareket edebiliyorlar. Burada da bir örneğini görüyoruz. Yeter ki bizim regülatörlerimiz piyasaların şeffaf bir şekilde iletişime geçip neyin ne olduğu ile ilgili bize daha sağlıklı bilgiler verdiği müddetçe bu sorun rahatlıkla aşılır diye düşünüyorum ben.